Şöyle yapalım, kısırlığa dönelim. Türkiye'nin nüfus yapısına eminim bunun da büyük bir etkisi vardır herhalde. Evet, kısırlığa dönelim de evlenip çocuk sahibi olmak isteyenlere yardımcı olalım. Evet, böylece nüfusu da kalkınmış olur. Erkeklerde varikozul problemi, yani gençliğinde, çocukluğunda kaba kulak geçirenlerde kaba kulağa sebep olan virüs, human paroksima denen virüs, kaba kulağa sebep olan virüs, akıllı virüs, yukarıdan aşağı iniyor, testislere yerleşiyor. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 30 yıl sonra bağışıklık sistemi çöktüğünde, testislerde herhangi bir problem olduğu zaman bu virüs faaliyete başlıyor. Tahribata, yani testis iltihaplanmasına sebep oluyor veya epididimit iltihaplanmasına sebep oluyor veyahut da varikozula sebep oluyor. Human paroksima virüs. Varikozulun oluş sebebi genellikle kaba kulak olanlarda oluyor. Kaba kulağa da bu virüs sebep oluyor. Ne yapmak gerekir? İşte bununla ilgili biz çalıştık ve hamdolsun çok güzel bir formül geliştirdik. Nedir? Keçi boynuzlu forte. Keçi boynuzunun bu formülün birleşiminde hormonları artırıcı, erkeklerdeki hormonu artırıcı, sperm kalitesini artırıcı bitkiler var. Keçi boynuzu, ginseng, laden, ginkgo, çakır diken, çakşır kökü, azgın teke, alıç, karanfil, sinirlot vesaire. Bu erkeklerdeki hormonun ve spermin kalitesini artırır. Şimdi testislerle vücut ısısı arasında 2 derece ısı farkı var. Yani vücut ısısı 37 ise testislerin ısısı 35 derecedir. Burada üretilen sperm testis üstü bezesine epididimit denir. Epididimitte toplanır. Burada epididimitte testis üstü bezesi de aynı pompa gibi buradaki spermi yukarı pompalar. Prostatın üstünde sperm torbası var. Meni burada bekler. Cinsel ilişki zamanına kadar koyu bir sıvıdır. Aynı yoğurta benzetebiliriz. Cinsel ilişki sırasında prostatın salgılamış olduğu hormonla karışarak sıvı bir şekil alır. Ve kişi ilişkiye girdiğinde sıvılaştığı için, yani yoğurt gibi olan, koyu olan meni ayran gibi olur. Bu nedenle kişiye bir rahatsızlık vermez. Eğer ki kişi prostat ameliyatı olursa haliyle burada hormon, yani meniyi sıvılaştıran sıvı olmadığı için prostat ameliyatı olanlar cinsel ilişkiden zamanla soğur. Bu nedenle prostat ameliyatı en son çare olmalıdır. Çok çok kötü bir durum olursa. Prostat ameliyatı olmadan insanları tedavi etmek mümkündür. Neyle? Yelpaze, cüce yelpaze palmiyesinin meyvesinde beta-zitoştarol denen etken bir madde var. Bu ne yapıyor? Prostatın içerisindeki erkeklik hormonu kadınlık hormonuna dönüştüren iki enzim var. Reduktaz ve aromataz. Reduktaz ve aromataz isimli iki enzim erkeklik hormonunu dişilik hormona, yani östrojene dönüştürür. Prostatın içerisindeki kadınlık hormonu artarsa bu prostatın dokusuna uygun olmadığı için prostat yavaş yavaş büyür ve kişi prostat büyümesi rahatsızlığı ortaya çıkar. Tedavi edilmese kötü huylu olabilir. Yani dönüşebilir. Yavaş yavaş kansere kadar dönebilir. Bu nedenle biz Zabal Forte diye prostata karşı çok özel bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı zaman zabalın birleşimindeki, yani cüce palmiyenin meyvesinin birleşimindeki beta-zitoşterol, reduktaz ve aromataz isimli enzimleri frenliyor. Böylece erkeklik hormonunun kadınlık hormona dönüşümünü önlüyor. Prostat tekrar normale dönüyor. Birçok ameliyatlık durumdaki hastayı hamdolsun iyileştirdik. Bununla ilgili zaten Almanya'da klinik araştırmalar yapılmış. Cüce palmiyenin meyvesinin, burada dergi de var, klinik araştırması da var. Cüce palmiye
yelpaze palmiyesi. Buna Zabal zerolota denir Latincesi. Bu dünyada prostata karşı en etkili bitki. Artı ısırgan kökü. Isırgan kökü de aynı şekilde cüce palmiye gibi betazitoşterol içerir. Betazitoşterol erkeklik hormonunu, kadınlık hormonunu dönüştüren enzimleri frenleyicidir aynı şekilde. Artı yakı otu, bu da aynı şekilde betazitoşterol içerir. Yakı otu prostat iltihaplanmasına karşı daha etkili. Isırgan kökü ve cüce palmiye prostat büyümesine karşı daha etkili. Bu nedenle iki farklı formül geliştirdik. Prostat büyümesine karşı cüce palmiye, prostat iltihaplanmasına karşı yakutu. Ve testislerdeki meni testis üstü bezesinden yukarı pompalanır, prostatın üstünde bekler. Cinsel ilişki sırasında efendim problemsiz kişi rahatlar. Eğer ki prostatta problem olursa büyüme nedeniyle birçok problem ortaya çıkar. Ameliyat olursa, sinirlere zarar verirse, bir de böyle bir durum var. Cinsellik %85 gider. Efendim, varikozunu aynı baldır ve bacaktaki varize benzetebiliriz. Burada toplar damardır varikozu. Toplar damarda biriken kirli kan, ventillerdeki kapakçıklar var. Böyle kanın geri akmasını engelleyen kapakçıklardaki arıza nedeniyle ne olur? Kirli kan birikir testislerde. Bu da varikozuna sebep olur. Testislerdeki ısı oranı bozulduğu için ısı dengesi, vücut ısısıyla testislerdeki ısı arasında 2 dereceki fark bozulduğu için testislerde kaliteli sperm üretilmez. Hastalıklı, hareketsiz sperm üretilmeye başlanır. Zamanla kalite yavaş yavaş düşer. Hatta hiç sperm üretilmez hale gelir. Sıfır sperm durumu da olabilir. Azosperm denir. Kişide az da olsa sperm varsa bunu biz yavaş yavaş canlandırır, harekete geçiririz. Neyle? İksir bütün damarlar açar. Tüm dokuları temizler. Cerahat cüruf. Ne içerir? İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerrede, çal, kurkuma, longa, altın başak, otu, zeytin yaprağı, kakaole vesaire. Artı bizde çok özel bir ozon yağı var. Şu baştaki verebilirseniz size. Şu baştaki küçük şey. Şu. Ozon yağı. Onun yanındaki. Ozon yağıyla kişi sabah akşam testislerine masaj yaparsa testislerdeki kan akışını düzenleyicidir, besleyicidir. Efendim buradaki damar tıkanıklarını, kılcal damarlardaki yağlanmaları kısa sürede ortadan kaldırır. Ozon yağıyla testislere sabah akşam düzenli olarak masaj yapmak gerekir. Ozon yağı sadece varikozulu önlemez. Aynı şekilde cinsel fonksiyonları da artırır. Çünkü kan dolaşımını artırır testislerde. Spermi kalitesini artırır, cinselliği de artırır. Onun yani şu kutu, kırmızı kutuyu rica edeyim. Bugün de size. Bu epimedium macunu ise çok özel bir macun. Nedir? Çin'de yetişen bir bitki var. Türkçe karşılığı azgın teki otu. Azgın teki otu diye bir ot yetişir Çin'de. Çin'de bir aile oğlunu evermiş. Çok zengin, varlıklı bir aile. Fakat çocuklarının bir türü ailesi hamile kalmıyor. Aylar geçmiş, yıllar geçmiş. Adam da ülkenin bütün doktorlarını çağırmış. Ne yaptılarsa fayda etmemiş. Günün birinde bir çoban elinde bir çuval otla gelmiş. Demiş ki benim keçilerim falan bölgede otladığı zaman cinsel olarak çok aktifler. Ben araştırdım neden diye bu ottan. Bu otun çayını içerse oğlunuza iyi gelir. Bana göre demiş. Adam da demiş hadi be adam git işine. Binlerce doktor geldi çare bulamadı. Sen bir otla mı tedavi edeceksin demiş. Peki sen bilirsin demiş. Adam otu bırakmış gitmiş. Oğlu da oradan gizlice seyrediyormuş.
takip ediyormuş ne oluyor diye. Otu almış saklamış, çayını içmiş her gün. 3 ay çayını içmiş, 3 ay sonra oğlu hamile kalmış. O günden bugüne kadar azgın teke otu, Latincesi Epimedium Previcornum, Epimedium, 4000 yıldır cinsel fonksiyonları artırıcı olarak kullanılır. 4000 yıldır. Fakat eskiden bu düzenli olarak her gün kullanıldığında çayı 3-4 ay kullanıldığında yavaş yavaş etki yapıyordu. Şimdi özel bir formül geliştirildi. Bu otun ekstraktı yapılıyor. Bir, alınan ekstraktın içindeki ikarin aktif hale getiriliyor. Buna aktif maddeye ikarin S denir. İkarin S aynı kimyasal ilaçlar nasıl hemen alırsınız etki yapar. Bu da alır almaz yarım saat sonra hemen harekete geçiriyor. Otunu kullandığı zaman bunun azgın teke otunun etkisi aylar sonra ortaya çıkar yavaş yavaş. Fakat onun içerisindeki etken madde ikarin S yarım saat sonra harekete geçirir. Biz bunun haricinde azgın teke otu haricinde Türkiye'de çakşır kökü yetişir Hatay yöresinde. Bu da cinselliği artırıcı çok önemli bir bitki. Çakır diken, çakşır diken, ginseng, ginkgo, damiana, yohimbin gibi keçi boynuzu 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Hormon kalitesini artırmak için kişi bundan günde 3-4 defa bir çay kaşığı, cinselliği artırmak için tatlı kaşığı. Arada bir nüans farkı var. Hormonu artırmak için çay kaşığı, cinselliği artırmak için, performans artırmak için tatlı kaşığı kullanmak gerekir. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam.